Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KPSS, lisans, ön lisans ve orta öğretim için tüm paylaşımlarım ortaktır değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Türk Devlet Teşkilatı'nda siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, Ongun eski Türklerde totemizm anlamına geliyor. Kaan, devletin hükümdarı. Ota, hükümdarın kaldığı çadıra verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Halkın kaldığı çadırlara biz ne diyoruz? Yurtluk diyoruz. Buna dikkat edelim. Ayguci eski Türklerde vezir anlamı taşıyor. Ayuki ile karıştırmayalım. Ayuki hükümet demektir. Cevabımız kurultay ya da toy ya da kengeş olacaktır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki kurultaya hükümdar, tigin, hatun ve boybeyleri katılır. Buna dikkat etmemiz lazım. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan Atabeylikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şam Atabeyliği neredeydi? Değerli arkadaşlarım. Şam Atabeyliği önemli bir Atabeylik. Buna dikkat etmemiz lazım. Ama en önemli Atabeyliği birazdan size söyleyeceğim. Şam, Türkiye Atabeyliği diye bir Atabeylik yok. Musul en önemli Atabeyliktir değerli arkadaşlarım. Zengiler. Şam'da kurulan zaten Böğrüler dedi mi değerli arkadaşlarım. Zengiler, İmameddin Zengi 2. Haç Seferi'ne sebep olmuştu. Bu soru çıkabilir. Dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Azerbaycan biliyorsunuz ki İldenizoğullarının kurduğu Atabeyliktir. Farsi Salgullar tarafından kuruldu. Cevabımız ne olacaktır? Türkiye Atabeyliği. Türkiye Atabeyliği yoktur. Türkiye Selçuklu Devleti vardır değerli arkadaşlar. Selam ÖSYM şunu da sorabilir. Büyük Selçuklu Devleti otoritesini kaybettikten sonra hangi devletler kurulmuştur diye. Mesela Suriye Selçukluları var. Türkiye Selçukluları var. Değil mi? Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Üçüncü sorumuz. Yerleşilen veya yeni kurulan bir şehirde tahrir yaptırılması aşağıdaki amaçlardan hangisinin yönelikleri? Selçuklular fethettikleri bölgelerde şehirlerin dışına yerleşmiş ve iç kale, sur içi ve sur dışı denilen bölümlerden oluşan şehirler kurmuştur ve tahrir yaptırmıştır. Ne demekti bu? Osmanlı'dan hatırlayalım. Toprak kayıtlarıdır değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi toprak kaydını niye tutuyor bu devlet? Dikkat etmemiz lazım. Güvenliği sağlamak. Hayır, güvenliği sağlanması için zaten bölgeye kimler gönderiliyor? Bölgeye asayişi sağlayacak olan kişiler gönderiliyor değerli arkadaşlarım. İdari, mali ve adli yöneticiler belirlemek. Bunun için sınırların genişlemesi lazım. Sınırlar genişledikten sonra idare, maliye ve hukuk alanında yöneticileri belirleyebileceksin. Vergilerin tahsilini yapmak doğru cevabımız. Alim ve sanatkarları korumak. Biliyorsunuz ki Türk İslam tarihinde alim ve sanatkarlar sürekli korunuyordu. Bunların başında kim geliyor? El-Biruni geliyor. Gazeliler dönemi değil mi? Yerli halka adil davranmak. Adaletle ilgili bir şey yok burada değerli arkadaşlarım. Fethedilen bölgelerde yapılan tahririn sonucunu bizden, sebebini bizden istiyor. Bu doğrultuda cevabımız vergilerin tahsilini yapmaktır. Şimdi geldik Osmanlı tarihine. Osmanlı Beyliği'nin 1299'da bağımsızlığını ilan etmeden önce yerleşme ve genişleme politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bağımsızlıktan önceki durumları da bizim bilmemiz lazım. ÖSYM sorabilir değerli arkadaşlar. 13. yüzyıl başlarında Alaaddin Kirkuba tarafından Ankara'nın batısındaki Karadağ bölgesine yerleştirilmişlerdir. Buraya dikkat et. Kimin yerleştirdiğini söyleyebilirler. Ertuğrul Bey Söğüt ve Domaniç'i ele geçirerek Söğüt'ü merkez yapmıştır. Ertuğrul Gazi'yi biliyoruz değil mi değerli arkadaşlar? Osman Bey'in babası. Ertuğrul Bey döneminde Bizans ile savaşılmış Bilecik Rum Bey'i vergiye bağlanmıştır. Öncesinde de olaylar var. Yani direkt aklınıza Koyunhisar Savaşı gelmesin. Osman Bey Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar'ı alarak beyliğin sınırlarını genişletmiştir. Doğru mu? Doğru. Biliyorsunuz ki tekfurlarla sürekli mücadele vardı. Orhan Bey 1299'da Anadolu'daki iktidar boşluğundan yararlanarak bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığı kazandıran Orhan Bey değil. Bunu yapan Osman Bey'dir değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Orhan Bey beylikten devlete geçişi tamamlayan kişidir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Hatta Orhan Bey'e ne diyorlar? Asıl kurucu diyorlar. Tamam mı? Orhan Bey ilklerin adamıdır değerli arkadaşlar. Gidelim 5. soruya. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerden başka eyalet askeri statüsünde kullanılan yardımcı askerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Eyalet ya da taşra birliklerini bizim bilmemiz lazım. Bakın deliler en ön safta yer alırlar. Eyalet, yörükler, eyalet, Türkmenler, cebeciler bu eyalette olamaz. Beşliler, eyalet, akıncı, keşif birlikleridir. Eyalet değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Ama cebeciler Kapıkulu ordusunun içerisinde yer alan birliklerdir. Bunlar ne yapıyor? Silahların bakım, onarımı ve tedariğini yapıyorlar. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz
lazım. Yani turnalar var. Değerli arkadaşlarım, azaplar var, müsellemler var. Bunlar da eyalet sisteminde, yani taşra sisteminde. Yani Osmanlı kültür ve uygarlığında ordu sistemini çalışırken merkez ordusu ve eyalet ordusu diye ikiye ayırmamız lazım. Altıncı soru. Bu sistemin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar merkezi otoriteyi güçlendirmek için idari ve askeri teşkilatlarda kendi görevlilerini yetiştirmeye önem vermiş ve devşirme sistemini bu amaçla kurmuştur. Bakın değerli arkadaşlar, özellikle Fatih Sultan Mehmet Han devşirme sistemini getirirken Türkmenlerin etkinliğini kırıyor. Ve ne yapıyor? Devşirmeleri kendine bağlıyor. Şimdi bu devşirmeler sana bağlı olursa otorite nasıl olur? Güçlü olur, değil mi? Şimdi tımarlı sipahilere karşı denge unsuru. Bunun için ne yapacak? Merkezde önemli bir ordu kuracak. Bu ordu Yeniçeri ordusudur. Eğitim sistemini kendi tekeline almak. Eğitim sistemiyle alakalı bir şey yok burada. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik bir çalışma arayacağız. Faaliyet arayacağız. Eğitim sistemi denilince aklımıza tabii ki medreseler geliyor. Yeni çağın ilk merkezi devletini oluşturmaktır. Hayır değerli arkadaşlar, Osmanlı Orta Çağ'da kurulan bir devlet. Bunu geç. Türk İslam adet ve geleneklerini hükümdara ve devlete sadakatle bağlılıktır. Temel ilke neymiş? Devşirmeleri kendine bağlama ve sadık bir şekilde yetiştirmedir. Bak, kendi görevlilerini yetiştirmeye önem vermiş diyor burada. Buna dikkat edelim. Kapıkulu ordusuna asker sağlamak. Pençik sistemi. Pençik sisteminden sonra devşirme sistemi gelecek. Cevabımız D şıkkı. Gidelim 7. soruya değerli arkadaşlarım. Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u muhasara etmesine karşı aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi İstanbul'un fethini çalışırken Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı hazırlıklar ve 11. Konstantin, yani Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı hazırlıkları bilmemiz lazım. Burada Rumeli Hisarı'nı tamir ettiren kimdir? Ya da tamir ettirdi demeyelim. Rumeli Hisarı'nı inşa ettiren diyelim. Tamiri geç. İnşa ettiren kimdir? Kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Onun hazırlığıdır. Hristiyan dünyasından Hacı Seferi düzenlemesinin istenmesi. Avrupa'dan yardım isteniyor. Avrupa'ya heyetler gönderiliyor. Haliç'in önünü zincirlerle kapatıyorlar. Grecuva denilen Rum ateşini yakıyorlar değerli arkadaşlarım. Suda yanan ateş. Ancak Rumeli Hisarı'nı kim inşa ettiriyor? Fatih Sultan Mehmet Han inşa ettiriyor. Onun hazırlığıdır. 400 parçalık donanma oluşturuyor. Yürüyen kuleler. Bununla beraber Avrupalı devletler de o da ilişki kuruyor. Bakın şöyle düşünmeyin. Mesela Bizans zor durumda, Avrupa'dan yardım isteyecek ama Fatih daha zeki bir hükümdar. Fatih önceden davranıyor. Biliyorsunuz ki Avrupalıların dilini de çok iyi konuşabiliyor Fatih Sultan Mehmet Han. Tamam mı? Özellikle Venedik'i kendi yanına çekiyor. Gidelim 8. sorumuza. Bu arada beğenmeyi unutmadık değil mi değerli arkadaşlarım? Beğenmeyi unutmayalım. Yani takdiri size bırakıyorum. Beğenmeyebilirsiniz de. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Değerli arkadaşlarım, bu bilgilere göre diyorsa dışına çıkmayalım. Her şey içindedir. Anlaştık mı? Cem Sultan ağabeyi ile girdiği taht mücadelesini kaybederek Memlüklere sığınmış ve iktidar mücadelesini bırakmak niyetinde olmayan Cem Sultan, Karaman'daki taraftarlarının ve bazı Osmanlı umerasının da tahrikiyle tekrar Anadolu'ya geçerek 2. Beyazıt'a karşı taht mücadelesine girmiştir. Yükselme dönemi içindeki duraklama. 2. Beyazıt dönemi. Özellikle Cem Sultan en büyük gelişmeler, en önemli gelişmelerden biridir. En büyük sorunlardan biridir. Karamanoğulları kimi destekleyecek? Cem Sultan'ı. Niye? Çünkü kışkırtma yapacak. Hatta 2. Beyazıt Karamanoğullarına kesin olarak son veren kişidir. Cem Sultan olayının iç sorun iken dış soruna dönüşmesi. Memlüklere sığınmış. İç sorun nasıl dış soruna dönüşür? Başka devletler de kalırsa. Buna dikkat ederim. Osmanlı Seyfiye sınıfı üyelerinin bazılarının Cem Sultan'ı desteklediğini. Bakın. Cem Sultan Karaman'daki taraftarlar ve bazı Osmanlı umerasının da tarihiyle tekrardan Anadolu'ya gelip Osmanlı umerasının tarihi diyor. Tamam mı? Seyfiye sınıfı idari ve askeri işlerden sorumlu olan sınıftır. Metin de bize bunu veriyor. Memlükler ve Karamanoğulları Osmanlı'ya karşı birlikte bunu bırakalım. Osmanlı umerası taht mücadelesi sırasında ikiye bölünmüş. C ile E şıkkı paralel olarak birbirini götürüyor. Ancak değerli arkadaşlarım, yaşanan politikada Memlükler ve Karamanoğulları beraber hareket etmiyorlar. Yani herhangi bir ittifak girişim yoktur burada. Cem Sultan Memlükler'e sığınıyor. Sonrasında kime geliyor? Karaman. Karaman Beyliği'nden yardım istiyor. Karaman Beyliği de yardım ediyor ha. Ondan sonra 2. Beyazıt ne yapıyor? Karamanoğullarını tamamen ortadan kaldırıyor. Mesela bazı sorular geliyor. Öğrencilerin pat diye atlıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğullarına son verdiği ile ilgili. Hayır.
kesin olarak son veren ikinci Beyazıt'tır. Dokuzuncu sorumuz. 1535'te Fransa'ya tanınan kapitülasyon ve ayrılık yarısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İçeriğini bilmemiz lazım. ÖSYM sorabilir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Fransız ticaret gemileri istedikleri Osmanlı limanında serbestçe girebilecek. Şimdi hepsini toparlayacağız. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? Fransız tüccarlar diğer ülkelerin tüccarlarından daha az gümrük vergisi ödeyecek. Açıklayacağım hepsini. Anlaşma iki tarafın hükümdarlarının kaydı hayat şartı ile geçerli olacak. Hükümdarların ömrüyle sınırlı. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız bir yargıç bakacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kapitülasyon sadece ticaretle ilgili değil mi? Hayır. Kapitülasyon sandığınız kadar dar bir kavram değil. Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Peki hocam Kanuni niye geniş ayrıcalığı Fransa'ya verdi? 1. Ticareti canlandırmak. 2. Haçlı birliğini engellemektir. E şıkkı ne diyor? Verilen kapitülasyonlar süresiz ve sınırsızdır. Bu ne diyor? Anlaşma iki tarafın hükümdarlarının kaydı hayati ile sınırlı kalacak. Kapitülasyonları sürekli hale getiren 1. Mahmut'tur. 1. Mahmut kendisinden sonra gelecek olan padişahların adına da karar veriyor burada değerli arkadaşlar. Artık süresiz. Belgrad Antlaşması'ndan sonra süresiz hale getirilecek. 10. sorumuz. Antlaşmalar. Yukarıdaki kaç numaralı eşleştirme hatalı verilmiştir? İlk öncüle baktığımızda Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı ile Avusturya'nın diplomatik protokolü de eşit. Biz buna ne diyeceğiz? Mütakabiliyet diyeceğiz. Eşitlik sağlandı. Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetti. Kasr-ı Şirin yaklaşık bugünkü Türkiye-İran tamam günümüz Türkiye-İran sınırlarını büyük ölçüde çizen antlaşma. Bucaş, Podolya ve Ukrayna... Bismillah bunu bırak. Bahçesaray Antlaşması ile Osmanlı Rusya ile ilk resmi antlaşmayı imzaladı. Antlaşmanın diğer ismi Çehrin Antlaşması'dır. Dikkat edelim. Karloç Antlaşması ile Osmanlı batıda ilk kez büyük toprak kaybına uğradı. Değerli arkadaşlarım, Bucaş'la Osmanlı engelli sınırlara ulaşmadı mı? Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a bırakılması Karloç Antlaşması'nda yaşanan bir olaydır. Cevabımız C şıkkı. Dikkat edelim. 11. sorumuz. Rusya ve Avusturya'nın Greg projesiyle Osmanlı'yı paylaşmak için anlaşması üzerine İngiltere'nin kışkırtmasıyla 1787'de iki devlete karşı açılan savaş sonucunda antlaşmalarından hangileri imzalandı? Greg ne demek? Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı topraklarını paylaşma girişimidir. 1787'de savaş başlıyor. Savaş sırasında 1789 yılında Fransız devrimi yaşanıyor. Devletler bundan etkilenmemek için geri çekiliyorlar. 1791 yılında Zichtovya Antlaşması Avusturya ile imzalanırken 1792 yılında Yaş Antlaşması Ruslarla imzalandı. Zigetvar Kanuni'nin son seferidir. Zichtovya ile Zitvatoruk'u karıştıranlar var. Zitvatoruk 17. yüzyılda, Zichtovya 18. yüzyılın sonları. Zichtovya'da Avusturya'ya pek fazla toprak kaptırılmıyor. Ama Yaş Antlaşması'nda ne oluyor? Kırım kesin olarak Rusya egemenliğine bırakılıyor. Artık Rusya Karadeniz'de büyük bir tehdit. 12. sorumuz. 93 Harbi sonunda yapılan Ayas-Safonos Antlaşması ile Rusya'nın Balkanlarda ve Doğu Anadolu'da güç kazanması devletlerinden hangilerinin çıkarlarına ters görülmüştür? Şimdi bakın. Balkanlar diyor ya. Sadece Osmanlı'yı ele alma. Avusturya'yı da ele al. Bulgaristan'ın çıkarları tehlikeye girmez. Hala yani henüz bağımsız bir devlet değil. Ama İngiltere'nin çıkarına terstir. Niye hocam? İngiltere ne alaka Balkan Doğu Anadolu? Şimdi sevgili arkadaşım. Eğer Rusya Balkanları, Doğu Anadolu'yu, Büyük Bulgaristan'ı kurarsa ne olur? Güçlü bir devlet olur. Güçlü bir devlet olursa kime rakip olur? İngiltere'ye rakip olur. O yüzden İngilizler ne yapıyor? Arabulucu oluyor ve Berlin Antlaşması'nı imzalıyorlar. Böylece asıl Bulgaristan'ı Osmanlı'ya bırakacaklar. Tamam mı? Dikkat edelim. 13. sorumuz. Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı bir savaş hazırlığında olduğunun farkında olan Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda askeri bir başarı gösteremiyor. Ne etkili oldu değerli arkadaşlar? Yani kısaca şunu diyor. Diyor ki Osmanlı Devleti neden küçük Balkan ülkelerine karşı bir başarı yakalayamadı? Rusya'nın savaş olmayacağı sözüne karşılık Osmanlı Balkanlardaki ordusunun çoğunu terhis etmesi. Sen askerleri ordudan geri çekersen savunmasız kalırsın ve savaşı kaybedersin. Osmanlı ordusundaki komutanların iddiatçı ve padişah yanlısı olmaları sebebiyle aralarında siyasi görüş, mektepli alay çekişmesi, ordu içi çekişmeler etkendir. Osmanlı'nın o zamana kadar Balkanlarda hiç toprak kaybetmemesinin verdiği üstünlük bu olaya kadar
Sadece Arnavutluk elden çıkmamıştı. Diğer tüm topraklar elden çıkmıştı. Ve bu olaydan sonra Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk olacaktır. Son Balkan azınlığı Arnavutluk olacaktır. Yani o zamana kadar Osmanlı'nın Balkanlarda toprak kaybetmediği yönündeki bilgi yanlıştır, kaybetmiştir. Mesela ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılardır. Cevabımız D şıkkı. Bazen ÖSYM sizi böyle düşürebilir. Ve arkadaşlarım ne yapıyorlar? Soruyu hızlıca okuyorlar. Direkt E şıkkı kolay diyorlar ama dikkat edelim. 14. sorumuz. İkinci Meşrutiyet ile partilerinden hangilerinin kurulması ile ilk kez çok partili hayata geçti? Bakın sevgili arkadaşlarım. Türk dünya tarihinde çok partili hayata ilk kez ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla geçildi. Birinci Meşrutiyet'te parti martı yok. Jön var. İttihat ve Terakki, Ahrar, Hürriyet ve İtilaf. Ahrar muhalefet partisidir. İttihat ve Terakki iktidar partisidir. Hürriyet ve İtilaf İttihat ve Terakki'nin baş düşmanıdır. Hürriyet ve İtilaf'ın içinde kim var sizce? Damat Ferit var. Milli mücadeleyi de desteklemiyorlar. Ahrar Fırkası, Prens Sabahattin. İttihat ve Terakki, Mustafa Kemal de üyedir. Dikkat ederim. Sonrasında İttihat ve Terakki'den ayrılacak. Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa. Cevabımız E şıkkı. 15. sorumuz. Size bir soru bırakacağım. Teklifin reddedilmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Avrupa'daki bloklaşmada kendine yer ayıran Osmanlı Devleti İtilal Devletleri tarafından yer almak istiyordu. Fakat İtilal Devletleri Osmanlı Devleti'nin bu teklifini reddettiler. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Savaş başlamadan önce Osmanlı Devleti İngilizlere yanaşıyor. Ama İngilizler bunu reddediyorlar ve Osmanlı'nın savaşa girmesini de istemiyorlar. Neden? İtilal Devletleri'nin Osmanlı topraklarını paylaşma niyetinde olması. Özellikle Rusya'dan dolayı da Osmanlı'yı kabul etmiyorlar. Rusya itilaf bronda. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında bu olaydan sonra Almanya ile Osmanlı birleşiyorlar. Osmanlı Devleti'nin yalnız kalmak istememesi. Osmanlı yalnız kalmak istemediği için Avrupa'ya yanaşıyor zaten. Ama Avrupalıların neden reddettiği ile ilgili bir yorum yapacağımız için cevabımız A şıkkıdır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ondan sonra zaten Almanlar istiyor. Osmanlı da istiyor. Bu işler karşılıklı. Bu soruyu size mi bıraksam? Yok, bunu beraber çözelim. He? Beraber çözelim. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgal edilmesinden sonra 19 Mayıs 1919'da Fatih'te ve 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet'te yapılan iki büyük mitingde aşağıdakilerden hangisinin milli duyguları coşturan ve işgalleri protesto eden konuşmalar yaptığı söylenemez. Zaten 28 Mayıs'ta Mustafa Kemal Havza'ya gidecek ve Havza'da da mitingleri yapın diyecek değerli arkadaşlar. Miting ve protesto telgrafları çekin diyecek. Hasan Tahsin yok. Niye? İzmir'in işgali sırasında çünkü kurşunu sıkıyor değerli arkadaşlarım. Soru bizden 19 Mayıs ve 23 Mayıs'ı istiyor. Halide Edip en iyi konuşmayı yapan kişidir. Halide Onbaşı. Nakiye Hanım. Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'i etkileyen kişi Selim Sırrı Tarcan. Bu iki kişiyi unutmayın. Karşımıza çıkabilirler değerli arkadaşlarım. Karşımıza çıkabilir. Cevabımız Hasan Tahsin olacaktır. Hasan Tahsin'le ilgili şöyle bir soru gelebilir. Hangi gazetenin başyazarlığını yapmıştır? Gerçek ismi nedir? Gerçek ismi Osman Nevres'tir. Hangi gazete Hukuku Beşer gazetesinin başyazarlığını yapmıştır? 17. sorumuz. Amasya genelgesinde ortaya konulan gibi durumlara bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bir önceki paylaşımda da Amasya genelgesi hakkında soru çözdük. Benzer bir soru. Vatanın bütünlüğü tehlikede. İstanbul hükümeti sorumluluklarını yerine getirmiyor. Halkı temsil eden bir kurumun oluşturulması gerekiyor. Temsiliyetine vurgu yapılıyor. Kurulma kararı alınıyor. Milli mücadelenin yöntemi var mı değerli arkadaşlarım? Var. Kurulun oluşturulması gerektiği. Millet tehlikeye karşı uyarılmıştır. Vatanın bütünlüğü tehlikede. Ulusçu anlayış var mı? Var. Milliyetçi duygular var değil mi değerli arkadaşlarım? Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Osmanlı yönetimine karşı İstanbul hükümeti sorumlulukları yerine getirmiyor. Halk adına yürütme yetkisinin kullanılması. Ne zamandı bu? Sivas'ta değerli arkadaşlarım. Ali Fuat'ın Batı cephesine gönderilmesidir. Unutmuyoruz. 18. sorumuz. Bu doğrultuda çalışmalarından hangilerini yaptıkları söylenebilir. 5 Kasım 1919 tarihinde Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin amacı ülkenin uğradığı işgali protesto etmek ve orduya yardım toplamaktır. Sivas valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım tarafından örgütlenen kadınlardır. Mustafa Kemal'in büyük rolü var burada. İtilal Devletleri temsilciliklerine telgraf çekilmesi.
en büyük etkenlerden biri. Orduya para ve mal yardımı için kampanya düzenliyorlar. Bismillah. Şimdi her zaman söylerim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Milli mücadele döneminde senin o akışı bilmen lazım. Sıralamayı bilmen lazım. Bütünlüğü bilmen lazım. Akışı bilmen lazım. Erzurum Kongresi öncesinde, Sivas Kongresi'nden önce yaşanan bir gelişmedir değerli arkadaşlarım. Temmuz'da toplanıyor. Tamam mı? 5 Kasım diyor. 19. sorumuz. Burada da dikkat etmeniz gereken şeyleri, dikkat etmeniz gereken bilgileri vurgu yapacağım. Bu sebebin TBMM'ye karşı çıkan tamam. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklamaların sebeplerinden biri de İstanbul hükümetince halkın dini duygularının istismar edilerek milli mücadeleye karşı kışkırtılmasıdır. Bakın değerli arkadaşlarım. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Kuvay Milliyecilerdir. Tamam mı? Sorun Kuvay Milliye olarak gelirse ikisini alacaksınız. Düzenli ordu kurulduğu için. Ama İstanbul hükümeti derse Ahmet Anzavur ve hilafet ordusu anlamına gelen Kuvay İnzibatiye'yi ele alacaksınız. Azınlıklar derse Pontus ve Ermenileri ele alacaksınız. Cevabımız B şıkkı. 20. soru. Ben bu soruyu size bırakıyorum. Çağdaş'ı beraber çözelim. İtilaf Devletleri 23 Şubat ile 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı'na TBMM'yi aşağıdaki devletlerden hangisi aracılığıyla davet etmiştir? Devleti yazın ve temsilciyi de yazabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Hadi bakalım yorumdayız. 21. soruya gidelim. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisiyle sona ermiştir? 1683 yılında Osmanlı ordularının 2. Viyana bozgununu yaşaması Türk ordusunun batıdan doğuya geri çekilmesini başlattı. Hangi olaydan sonra bu çekiliş sona erdi? 2. İnönü hala savunma. Ne diyor Mustafa Kemal? Siz orada sadece düşmanı değil milletin mahkus tarihini yendiniz. Çanakkale başarı ama saldırı kolay kolay gerçekleşmiyor. Ne diyor Mustafa Kemal? Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Birinci Balkan kayıp. Ordu siyasete karıştığı için kaybedildi. Trabluskarp Uşi Antlaşması'yla Trablus İtalya'ya bırakıldı. Sakarya doğru cevabımız. Sakarya'nın kazanılmasıyla geri çekilişi sona ermiş ve büyük taarruz için hazırlıklar yapılmıştır. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Diğer sorumuz. Buna göre Atatürk'ün ilkelerinden hangilerini vurguladığı söylenebilir? Mustafa Kemal Atatürk, kayıtsız şartsız egemenliğin bir zerresini sıfatı ismine olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek gerekir. Şu kavram bizim için çok önemli. Bakın değerli arkadaşlarım. Siyasetle ilgili kavramlar bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Buna dikkat et. Laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Akıl ve bilimdir. Din ve devlet işlerinin ayrı olmasını öngörüyor. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliktir. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? Vatan sevgisidir, bağımsızlık düşüncesidir. Cevabımız aşık. Mesela hocam siyaset dediniz de neyden bahsettiniz? Mesela çok partili hayat, oy kullanma, kadınların siyasi hayata katılması gibi. Tamam mı? Bu doğrultuda gelişmelerinden hangilerinin bağımsızlığı korumaya yönelik olduğu söylenebilir? Atatürk dönemi Türk dış politikasının esaslarından birisi de bağımsızlık. Kapitülasyonlar, ekonomik bağımsızlık. Montre Boğazlar artık zedelenme yok. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon kaldırıldı. Hatay'ın anavatana katılması. Bağımsızlığı korumaya yönelik değildir. Sınırları korumaya yöneliktir. Cevabımız D şıkkı. Mustafa Kemal'in ölümünden bir yıl sonra Hatay anavatana katılıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Atatürk dönemi diyor bu arada. Buna dikkat edin. Şuraya dikkat edin. İnşallah üçünü almadınız. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de gibi devlet adamları hangileri Cumhurbaşkanlığı yapmıştır? Sevgili arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhurbaşkanı değişmiyor. Şükrü Saraçoğlu var. Değil mi? Başbakanlık yapan kişi ha, Cumhurbaşkanı değil. İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı yıllarında Cumhurbaşkanıdır. Mustafa Kemal yok zaten. 1938 yılında vefat ediyor. Adnan Menderes başbakanlık yapacak değerli arkadaşlarım. Bu dönemde değil ama. Demokrat Parti'den sonra. Cevabımız açık. Cumhurbaşkanı değişmiyor. Başbakanlar değişiyor. Hükümetler değişiyor. Dikkat edelim. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden biri değildir? İsrail Devleti kuruldu. Artık Orta Doğu kan gölüne dönüşecek. Arap-İsrail savaşlarına patlak verildi. Hatta kurulduğu gibi savaşlar patlak veriyor. İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Süveyş Harekatı başlatıldı. Niye?
Çünkü Mısır lideri Cemal Abdülnasıl Süveyş'i millileştirmişti. İngiltere, Fransa ve İsrail Mısır'a savaş açıyorlar. Ama büyükleri geliyor. ABD ve SSCB buna engel oluyorlar. İngiltere'nin 14 Mayıs 1948'de Filistin'de Manda yönetimi, bak buna dikkat et, kelime oyunlarına dikkat et. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, Suudi ve Yemen'in merkezi Kahire olmak üzere Arap Birliği'ni oluşturmaları doğrudur. İngiltere'nin Manda yönetimi oluşturması yok. İngiltere Filistin'deki mandacılığı kaldırıyor. Mandacılığı kaldırıldıktan sonra İsrail'e bağımsızlık veriyorlar. İsrail'e bağımsızlık verildikten sonra günümüze kadar gelecek olan bir sorun ortaya çıkıyor. Günümüzde de hala devam ediyor Gazze sorunu. Geçmişe gidin. Bakın. Vallahi billahi. Tarih ezber değildir. Tarih hayatın ta kendisidir. Söylüyorum sizlere. 26. sorumuz. Yani şunu düşünmeyin. Hocam biz KPSS'ye gireceğiz. Ben mühendis olacağım, bana ne tarihten? Düşünmeyin bunu. Düşünmeyin lütfen. Tarih hayatın kendisidir. Sanırım iki soruyu aynı almışım. Sevgili arkadaşlarım, 26. soruyu sehven dalgınlığıma gelmiş herhalde. Ben bu soruyu aynı almışım. Bu soru yerine size bir soru yöneltmek istiyorum. İki sorunuz olsun. Zaten bir soruyu size bırakmıştım. Yine Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ile ilgili size bir soru bırakmak istiyorum. Soğuk savaş terimini kullanan kişi kimdir değerli arkadaşlarım? İnşallah güncel bilgilerde de tarihte de karşınıza çıkar. Soğuk savaş terimini kullanan kişi kimdir? Soğuk savaş terimini kim kullandı? Hadi bakalım yorumdayız değerli arkadaşlarım. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1960 ihtilali ile Milli Birlik Komitesi'nin başına getirilmiş ve 1961 yılında yapılan seçimle Cumhurbaşkanı olmuştur? Bizden 4. Cumhurbaşkanını istiyorlar değerli arkadaşlarım. Cevdet Sunay 5. Cumhurbaşkanıdır. Fahri Korutürk 6. Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı. Cemal Gürsel, doğru cevabımız Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanıdır. Bu olaydan sonra zaten Cumhurbaşkanlığından düşürülüyor. Cevabımız Cemal Gürsel olacaktır. Kusura bakmayın değerli arkadaşlarım o soru için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.